Size 1 milyon kitap projesi nasıl gidiyor, hedefe ne zaman ulaşacak diye soruyorlar. En 1 milyon sonunda kitap projeniz diyorlar da o proje sizin değil, o proje bizim. Evet, birlikte ve başladık. Ve sahiden hani böyle yerli ve milli falan diyorlar ya, bence Türkiye'nin en yerli milli projesi bu. Ya, sağ Yani olasın. çok da önemsediğimiz bir şey. Bir kişi bile dinlememiş olabilir, bilmiyor olabilir bunu. Ne olur bir anlatsanıza. Tabii ki. Belki bir yeni kişiye ulaşırız buradan. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de her sene 1,2 milyon bebek dünyaya geliyor. Bunun sayısı değişiyor, son yıllarda biraz azaldı ama bunlar doğduğu gün iki sınıfa ayrılıyor. Biraz önce dedik ya, iki Türkiye var diye. Birinci Türkiye'de %20. Bu %20 kim? Bunlar gelir seviyesi yüksek. Evde anne ya da babanın bir tanesinin üniversite diploması var. Evde bir kitaplık var. Çocuk doğduğu gün kitapla tanışıyor ve okula gittiği çağa kadar, yani 7 yaşına gelinceye kadar onlarca kitap okunuyor. Kelime haznesi gelişliyor. Çocuğun beyni gelişiyor. El kasları gelişiyor. Okula gittiği zaman kendisini ifade edebiliyor. Öğretmenin anlattığını anlayabiliyor. Bunun oranı kaç? %20. Geriye kalan %80, yani her sene neredeyse 1 milyon bebek doğuyor. 6 yıl boyunca bütün bu zengin öğrenme olanaklarından yoksun bir şekilde okula gidiyor. İlk defa kitapla 7 yaşında okulda tanışıyor. Bu 7 yıllık makası kapatmadan bu iki grup arasındaki hiçbir sorunu çözemeyiz. Bu makası kapatmak için Türkiye'de doğan her çocuğa doğduğu gün bir kitaplık armağan etmemiz, bir kitaplık kurmamız gerekiyor. 1 milyon kitap projesi bunu yapmak için ortaya çıktı ve bizim amacımız Türkiye'de doğan her çocuğa ücretsiz olarak, o çok önemli, ücretsiz olarak kitap vermek. Şimdiye kadar yaklaşık 700 bin kitap dağıttık ücretsiz olarak. Bu kitaplar da biraz pahalı kitaplar. Karton bu kitap. Çünkü bebek kitabı bunlar. Bebek ağzına götürüyor. Çok pahalı. Her yerde kitapçı yok Türkiye'de. Benim amacım bu projeyle, zaten ölünce bununla anılmak istiyorum. Hayalim Türkiye'de, bu şu anda 1 milyona yaklaşıyor, 700 bin oldu. Önümüzdeki günlerde, işte önümüzdeki, hatta şu anda bir kampanyamız var. O kampanyada Devrim Erbil, önemli yazar, ressam Devrim Erbil, buradan da kendisine, bizi izliyorsa teşekkür ediyorum. Devrim Erbil 150 tane eserini, serigrafi baskısını bize hediye etti. Biz onları şimdi sitemizde satıyoruz. O satıştan sonra da 150 bin, 165 bin kitabı yine ücretsiz dağıtacağız. İnşallah bir daha karşılaştığımızda 1 milyonu bulacağız. Ondan sonra da 5 milyon, 10 milyon. Ben Türkiye'de doğan her çocuğun bir kitaplığı olsun istiyorum ki onlar da kelime haznesini geliştirsinler. Çünkü insan beyninin en hızlı geliştiği dönem ilk 3 yıl. %95'i o dönemde gelişiyor. O ilk 3 yılda siz onlara ulaşamazsanız, ondan sonra o üniversitede açsanız, kursa da gönderseniz o açığı kapatamıyorsunuz. Açık çok büyük ama çözülebilir bir sorun. Kitap okuma alışkanlığı da böyle galiba, değil mi? Yani tabii erken yaşta kitap okumayan birine sonradan öğretemezsiniz. Yani çok bu ilk zor. 3 sene ebeveynlerin çocuklarına kitap okumalarının Tabii. böyle bir anlamı da var. Tabii. Çocuk orada alıyor, kitapları görüyor, işte sayfa çevirmeyi biliyor. Yani 2 yaşındaki bir çocuk, bu arada bebekler kitap okunur, okunmaz diyen varsa gidip bizim sitemize girsinler. Cem Yılmaz, teşekkür ediyorum kendisine. Hatta önümüzdeki çarşamba günü bize destek için geliyor. Cem Yılmaz videolar çekti, bebeklerle kitap okudu. Lütfen onları da izleyin. Bizim bu çocukların sayfayı çevirmesi bile onların kas gelişimine, kalem tutmasına bir destek oluyor. Oradaki diyalog çocuğun zihinsel beyin gelişimini etkiliyor. Her anlamda dünyada her ülkenin uyguladığı devlet politikasıdır bu. Türkiye'de de devlete de çağrı yapalım buradan bir kere daha. Devlet de bunu yapsın. 865. çağrımız. Evet. İlk kez yapmıyoruz. Bu arada sen açıklamadın mı? Ben açıklayayım. Biz Candaş'la aslında bir ortaklık yaptık. Evet. Ve Türkiye'nin en çok satan Evet. çocuk dergisini kurduk. Ve kapadık. Ve kapadık. Türkiye'nin en çok satan çocuk dergisiyken kapadık hem de. Evet. Yani unutmayın bunu. Evet. O dergi de orada duruyor. İsteyene verebiliriz yani. Evet. Evet. Çok bizim için güzel bir amaçtı Evet. hocam yani. Evet. Ama sana teşekkür ediyorum. Ben Zarar teşekkür ederim. ettin. Ona Evet. rağmen direndin yani. Hiç etmedik hocam. Yani parasal olarak zarar ettik de yani varsın öyle zarar edelim parasal Sağ olasın. olarak. Oradan bir Bana kişi bile kazansak. güvendin. Teşekkür ederim yani. Size her zaman Yarı güveniyorum yolda hocam. bıraktık Bizim ortaklığımız da sonsuza kadar sizinle. Kader ortaklığı da diyebiliriz buna. Sağ olasın.